Gördüğümüz sonuçlar aslında kamuoyu olarak bizim Sağlık Bakanlığı'ndan bu açıklamayı niye kamuoyuna açıklamadığı konusundaki bir sorgulamayı yapmamız gerektiği yönündedir. Sağlık Bakanlığı bir araştırmacı hakkında dava açıyor ancak kamuoyu aslında Sağlık Bakanlığı'nı sorgulamalı. Niye bu konuda bir açıklama yapmadınız? Bakın 2011'de başlamış, 2015'in sonunda bitmiş. O zamanlar açıklanması gerekiyor. Çok ciddi bulgular var. Hepimizi kanser edecek, çoluk çocuğumuzu kanser edecek bulgular var. Çok ciddi bulgular gerçekten. Sağlık Bakanlığı işi ağırdan alıyor. 2017'de açıklayacağım diyor sonunda. Ve 2019 gelmiş, sonuçlar açıklanmamış. Açıklayan bir bilim adamı var, ona da dava açılmış. Mesele bu arkadaşlar. Ama meselenin biraz daha bilimsel detayına indiğimiz zaman çok daha vahim sonuçlar görüyoruz değerli arkadaşlar. Bakın çalışma neymiş? Araştırma projesi Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi projesi ana başlığını taşıyor. Ve bu proje yüzlerce bilim adamının katılımıyla son derece nitelikli bir şekilde yapılmış ve çok ciddi sonuçlar bulunmuş. Şimdi gıda ürünlerinde bulunması muhtemel mikotoksin miktarları dikkate alındığında ülke genelinde yürütülen yaş ve cinsiyete dayalı bir maruziyet çalışması var mıdır diye sormuş Bülent Şık. Böyle bir çalışma yok. İşte böyle bir çalışma üzerinde yazı yayınlıyor ve hakkında da dava açılıyor. Mikotoksinler kanser hastalığına yol açmakta, mikotoksin içermesi muhtemel gıdaların tüketim sıklığı ile kanser hastalığının görülme sıklığı açısından bir değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır, yapılmamıştır. Bu değerlendirme, bu çalışmayı yapılıyor ve açıklanmıyor sonuçları. Bir bilim adamı da kalkıp bunu kendisinin bilgisi dahilindeki sonuçlarını açıkladığı zaman hakkında 12 yıla varan dava açılıyor.